Hucurat suresinin 14. ayetinde mealen şöyle buyuruluyor. Bedeviler inandık dediler. De ki hayır siz inanmadınız fakat deyin ki biz teslim olduk. Bu ayette geçen iman ve İslam kavramlarını açıklar mısınız? Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bu açıklama ayet-i kerimenin içerisinde var. Allahü Teala burada diyor ki galetil Arap, bu bedeviler geldiler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dediler ki amennâ, biz de inandık dediler. Allahü Teala diyor ki kullem tu'minu, inanmadınız. Velakin kulu eslemna, biz de size teslim olduk deyin. Yani tamam, sizin emrinize girdik, sizin aranızda bulunmak istiyoruz deyin, tamam teslim olduk. وَلَمَّا يَدْخُلْ الْا۪يمَانُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ. İman henüz sizin kalbinize girmiş değil. Yani siz menfaatlerinizi Allah yolunda feda edecek duruma gelmediniz henüz. Zaten bunların durumlarıyla ilgili olarak Fetih suresinde çok ayrıntılı bilgi var. Şimdi oraya girersek bütün dersi onunla yapmamız gerekir. Ve in tuti'u Allah ve Resulahu la yelidkum min amalikum şey. Ama siz Allah ve Resulüne itaat ederseniz Allah sizin yaptıklarınızdan herhangi bir şeyi de eksiltmez. İnallaha gafurur rahim. Allah bağışlar ve merhamet eder. Yani gene bir şeyler yapmaya çalışın, yavaş yavaş iman kalbinize girebilir. Şimdi burada kimin mümin olduğunu Allahü Teala anlatıyor. Diyor ki: "İnnemel müminunellezîne âmenû billâhi ve rasûlih." Müminler sadece şunlardır: Allah'a ve Resulüne tam güvenir. Onun için Allah ne diyorsa o, Resul ne diyorsa o diyebilecek noktaya gelir. ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا, sonra şüpheye de düşmezler, acaba falan demezler. وَجَاهَدُوا بِاَنْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ, canlarıyla ve mallarıyla da Allah yolunda cihad ederler. Ne demek cihad eder? Her türlü olumsuzluğa karşı mücadele ederler. Şimdi cihat dendiği zaman insanlar zannediyor ki alacaksın eline kılıcı, savaşacaksın. Tamam, o da cihadın bir çeşididir. Ama o her gün yapılan cihat değil, mecbur kalındığı zaman yapılması gereken cihattır. Yoksa esas olan insanları öldürmek değil, esas olan insanların içindeki yanlış inancı öldürmektir. O kişiyi diriltmek, o kişiyi dünyada ve ahirette mutlu edecek yolları göstermektir. İşte burada diyor ki Allahü Teala ulaike humus sadikun, işte sadık olanlar onlardır. Yani ben inandım dedikleri zaman gerçekten inanmış olanlar onlardır. Şimdi birinci derste Enfal suresinden de ayet okumuştuk. Bak orayı da tekrar edelim. Burada da diyor ki innemel mu'minunellezine izâ zükirallâhu vecilet kulûbuhum. Yani Enfal 2. ayette. 8. sure 2. ayet. Müminler sadece şunlardır: Allah'ın adı anıldığı zaman içleri ürperir, kalpleri ürperir. وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اَيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِيمَانًا. Ayetleri okunduğu zaman imanları artar. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Ve yalnız Rablerine dayanır, güvenirler. اَلَّذ۪ينَ يُقِيمُونَ الصَّلَةَ. Bunlar namazı tam kılanlardır. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Kendilerine rızık olarak verdiklerimizden de harcayan kimselerdir. اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّ. İşte hakkıyla mümin olanlar bunlardır. Yani gerçek anlamda mümin olanlar bunlardır. لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ. Rableri katında bunların dereceleri vardır. وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. Mağfiret vardır ve değerli bir rızık vardır. Şimdi birçok kimse menfaatleriyle yüz yüze gelinceye kadar dört dörtlük Müslümandırlar.
ama menfaatleriyle şeyler arasında çatışma çıktı mı, inançlar arasında orada ne yaparlar? Allah affeder, Allah gafur ve rahimdir derler ve kendilerine fetva verecek hoca ararlar, bulurlar da. Hiç de zor bir şey değildir. Ama yanlış yaptığını da çok iyi bilir. Bile bile o yanlışa gider. İşte her halükarda dik durabilen cihat odur. Yani önce kendi nefsiyle cihat etmek. Yani siz bakın, başkalarına laf anlatmak çok kolaydır. Ben şimdi burada mangalda kül bırakmam. Söylerim de söylerim. Başkasına laf anlatmak kolaydır. En zoru kendine laf anlatmaktır. Onun için bir insanın kendinden daha büyük düşmanı yoktur. Hiç kimse sana senin ettiğini edemez. Onun için kendimizi kurtarmaya bakmamız lazım. Ne yapabileceksek, yani demek ki Allah'a tam teslim olmak lazım. Malımızla, canımızla Allah'ın yolunda cihad etmemiz, yani her türlü olumsuzluklara mücadele etmemiz lazım. Peki sen Allah yolunda bunu yaparsın, Allah senden çok daha cömert. Allah bire en az 10 verir. Ve asıl en büyük kazanç da budur. Yani birkaç kere burada konuşmuştuk. Biliyorsunuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Müslümanlar Mekke'de yaşayamadılar. Medine'ye kaçtılar. Medine'de ne oldu? 1,5 sene sonra Allah Mekke ordusunu onların karşısında perişan etti. Hicretin 8. yılında Mekke'yi aldılar. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de oranın en büyük tüccarı olsaydı Mekke'de alabileceği belki birkaç tane ev, bir iki yerdi, o kadar başka bir şey alamazdı. Ama Mekke'nin tamamını aldı. Medine'nin tamamını aldı. Yani dünyalık istiyorsanız işte dünyalık. Vefat ettiği zaman Türkiye'nin 4 katı bölgede hakimiyeti vardı. Şimdi yatırım yapanlar çok iyi bilir. Yatırımın başlangıcı çok sıkıntılarla doludur. O sıkıntılara göğüs geren bir müddet sonra onun getirisinden yararlanır. İşte bu en büyük yatırımdır. Bu kaybetmesi olmayan bir yatırımdır. Yani Allah'ın garanti ettiği bir yatırımdır. Aslında dünyalık açısından bundan daha büyüğü yok. Bakın bugün asırlar geçmiş, herkes Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, yani inanan inanmayan onun büyüklüğünü kabul ediyor. Yani hala itibarı devam ediyor. Bir de ahiretteki itibarı var. Yani bu çok büyük bir kazanç. Ama o büyük kazancı elde edebilmek için Allah'a tam güvenmek lazım. En küçük güvensizlik gösterirseniz kaybedersiniz. O büyük kazancı elde edebilmek için şahsi menfaatlerimizden fedakarlık edebilmemiz lazım. İşte o zaman Cenab-ı Hakk'ın istediği müminler oluruz.